Mutlu Günler Türkiye'nin girişimcilerinin programı Fikir Fabrikası'na hoş geldiniz. Fikir Fabrikası'nda bugün özellikle Türkiye'deki girişimlere verilen destekler ve girişimlerin büyüme süreçlerini konuşacağız. Hiç şüphesiz ki hem gençler hem kadın girişimciler de en önemli gündem maddeleri. Bundan sonra verilen destekler, koçluklar ve mentorluklar neler olacak hepsini konuşacağız. Bu hafta stüdyo konuğumuz İYİ Şirket Ortağı Sayın Müge Tan Belviso. Hoş geldiniz Müge Hanım. Hoş bulduk Merve Hanım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi önce sizin yaptıklarınızla başlayalım. Girişimlere özel olarak destekler veriyorsunuz. Bir takım elemelerden geçiriyorsunuz. Neler yapıyorsunuz? Hem kadın girişimciler noktası aslında ayrı çalışmalarınız var ama genel girişimleri değerlendirirken nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Tabii ki. Çok teşekkürler öncelikle bizi davet ettiğiniz, bu fırsatı verdiğiniz için. EY olarak global yapıda uyguladığımız Girişimci Kadın Liderler programımız var. Biz de bunu Türkiye'de 4 senedir uyguluyoruz düzenli bir şekilde. Her sene 10 tane kadın girişimci seçiyoruz. Bunu da Ernst & Young olarak biz değil, aslında 3 tane bağımsız iş insanından oluşan bir jüri seçiyor. Başvuru yapan kadın girişimcilerin arasından onların hikayelerini dinliyorlar. Başarı hikayelerini, bugüne kadar neler yaptıklarını ve bundan sonra nelere ulaşmak istediklerini, neler yapmak istediklerini dinledikten sonra onların büyüme potansiyellerine göre, yaptıkları işin, sektörün özelliğine göre, kişinin vizyonuna göre vesaire bir eleme sürecinden geçiriyorlar aslında ve 10 tane kadın girişimciyi seçiyoruz. Bu 10 kadın girişimciyi biz aslında bir sınıf olarak değerlendiriyoruz ve her sene onları mezunlarımız gibi ele alıyoruz. 30 tane mezun verdik bugüne kadar. Şimdi Ekim ayında da yeni programımız başladı. Hı hı. 10 yeni kadın girişimci eğitim, mentorluk ve koçluk destekleri verdiğimiz bu programımıza başlamış oldu. Neler yapıyoruz derseniz, kendi uzmanlık alanlarımız çerçevesinde hem şirket içindeki eğitimcilerimizden hem de şirket dışındaki yine bağımsız eğitimcilerden özel eğitim programları hazırlıyoruz kadın girişimcilere. 3 gün sınıf eğitimi alıyorlar. Bunları farklı günlerde veriyoruz. Bunlar mesela bilanço nasıl okunur, finansal kaynaklara nasıl ulaşılır, networking nasıl daha iyi yapılır vesaire gibi konular. Bu eğitimlerin dışında da her ay mutlaka bir mentorluk görüşmesi oluyor. Her ay minimum 1 saat. Onu da yine şirketimiz uzmanlarından, şirket ortaklarımız genelde oluyor. Bunlar mentorlarımız. Her ay mutlaka kendilerine zaman ayırıp ulaşmak istedikleri yolda aslında fikir alışverişi yapıyoruz. Ayrıca bir de koçluk taahhütümüz var. Koçluk eğitimi almış olan şirketteki uzman arkadaşlarımız yine kadın girişimcilerle görüşerek onlara koçluk desteği veriyorlar. Böylece kendilerine faydalı bir program hazırlamaya çalıştık. Aldığımız geri bildirimlerden de gerçekten güzel yorumlar geliyor. Şimdi bunu soracaktım. 30 kadın dediniz şimdiye kadar. Şimdiye kadar evet. Ama öncesi sonrası farkları gördüğünüzde ne fark var? Evet, çok güzel bir soru sordunuz gerçekten. O aslında bizi en çok tatmin eden tarafı da o. İlk geldiklerinde kafalarında aslında çok da net bir fikir olmuyor. Ben buraya geldim ama ne yapacağım? Ne gibi bir eğitim alacağım? Bana ne gibi bir faydası olabilir? Benim zaten mali danışmanlarım, mali müşavirlerim var vesaire diye düşünebiliyorlar. Ama bu girdikleri yolda hem aldıkları bilgi, hem kendi aralarında yapmış oldukları fikir alışverişleri, hem mentorun ona gösterdiği yolda ilerleme çabaları, koçlukta aslında çok özel konulara vesaire de girebiliyorlar kendi gelişim alanlarıyla ilgili. Dolayısıyla bir sene bittikten sonra diyorlar ki, yani ilk buraya geldiğim günle bu programın bittiği gün arasında çok fark var. Hayatımda çok şey değişti. İşte şirketini yeniden yapılandıranlar var. Ortaklıklarını değiştirenler var. Kendine yeni danışmanlar tutanlar var. Yolunu daha farklı, daha stratejik olarak çizenler var. Bu geri bildirimleri almak da gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Çok da programın devamı için de ayrıca motive ediyor. Girişimlerin nereden nereye gitmesi noktasında da büyük önem taşıyor evet. Baktığımızda. Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse bu girişimcilik ekosistemi artık hani belki genel olarak konuşmak bazen çok da bir yerlere dokunamayabiliyor. Biraz daha özele indiğimizde özellikle gençlerin bu alana yönelmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bugün artık baktığınızda kimsenin hayalinde bir devlet memuru olmak yok. Hani bir takım insanlar var hala böyle biz işte 9-5 çalışalım rahat edelim diyen ama ağırlıkla teknolojiye baktığınızda, üniversitelere baktığınızda yatırımlar artıyor. Gençler daha fazla girişimci olmak istiyor. Nasıl görüyorsunuz bu ekosistemin gelişimini?
Doğru. Yani Türkiye'de aslında girişimcilik gerçekten çok güzel ilerliyor. Bence dünyada bu konuda iyi yerlerdeyiz. Bir öyle de biz görüyorum. Yatkınız yani üretmeye evet. isteyince çok güzel evet. üretebiliyoruz. Çok iyi de fikirlerimiz Doğru. var aslında. Doğru. Yani ben tabii kadın girişimcilerle çok birebir ilişkide olduğum için onları daha iyi biliyorum, daha iyi tanıyorum. Ama gençlerimiz de bence üniversiteden mezun olurken aslında bu fikirlerle donanarak çıkıyorlar. Dediğim gibi globalde bu programı uyguladığımız için globalden gelen datalarla bizim Türkiye'de baktığımız, yaptığımız, çünkü burada bir şey de oluşturuyorsunuz, bir bilgi birikimi de oluşturmuş oluyorsunuz. Gerçekten çok fark yok Türkiye'deki girişimcilerle yabancılarınızda. Fikir geliştirme konusunda, sürdürülebilir planlar yapma konusunda, finansman sağlama konusunda. Mesela bizim bu programımıza katıldıktan sonra kadın girişimciler şirketlerini ciddi oranlarda büyütüyorlar. İstihdam artışı gerçekleşiyor ve vizyonlarını aslında gerçekleştirmeye daha çok yaklaşıyorlar. Bu bizim için çok önemli. Onun dışında gençler dediniz. Gençler mesela şu an teknolojiyle çok ilgileniyorlar aslında. Birçok startuplar kuruluyor. Üniversitelerinde tabii bu startuplara tanıdığı özel programlar vesaire var. Biz mesela EY olarak aslında bir yeni programımıza daha başladık. O da EY Innovation Startup Programı diye adlandırıldı. Startuplara da özel destekler verdiğimiz, onları da yine mentorluk ve özel hizmet paketlerimizle desteklemek istediğimiz bir programımız başladı. Onun da duyurusunu yeni yaptık aslında. Dolayısıyla hem kadın girişimcileri hem startupları hangi seviyede olursa olsun, yeni başlamış da olabilir, çok ileri aşamalarda büyümüş bir startup da olabilir. Onları da aslında bizimle temasa geçmeleri konusunda teşvik ediyoruz. Nedir peki bu doğru fikir dediğimiz şey? Yani bugün herkes bir şey üretmek istiyor. Evet. Herkesin bir marka hayali var, marka fikri var. Bunlar tabii ne kadar doğru, ne kadar yanlış, o başka bir noktada başka bir şey geleceğim aslında bu sorudan, ama şimdi bir sürü girişim geliyor önünüze de muhtemelen, jürilerle, bağımlı bağımsız jürilerle bunları ayırt ediyorsunuz. Evet. Neye bakılıyor bu destekler verilirken? Nedir doğru fikir? Nasıl doğar, nasıl büyür, nasıl dünyaya ihraç edilir? Evet, bu da yine güzel bir soru. Doğru fikir tanımlaması aslında zor, ama benim gözlemlediğim kadarıyla, bu programı yönetirken gözlemlediğim kadarıyla doğru fikrin aslında bir ihtiyaçtan doğması gerekiyor. Yani gerçek bir ihtiyacın fark edilip bir boşluğu ona yönelik, görmek her evet, zaman. Evet, ona yönelik bir yatırım yapmak gerekiyor, ama bu yatırımı yaparken de gerçekçi bir şekilde ve sürdürülebilir bir şekilde bunu planlamak gerekiyor. Yani bazen çok güzel fikirler var ama gerçekten iyi planlanmadığı, finansmanı yeterince sağlanmadığı veya doğru şekilde yürütülmediği için bu fikirler ne yazık ki bazen başarısızlıkla sonuçlanabiliyor. Bence fikrin güzel olması çok önemli, gerçek bir ihtiyaçtan doğması, ama onun yanında çok iyi yönetmek, çok iyi finanse etmek ve sürdürülebilir bir şekilde bunu bence geleceğe taşımayı planlamak gerekiyor. Hepsi sanıyorum bir arada olunca başarıya ulaşıyorlar. Evet, sürdürülebilirlik dediniz, önemli bir nokta. Burada girişimcilerle de konuştuğumuzda ya da onlara mentorluk eden sizin gibi insanlarla konuştuğumuzda bir sorundan bahsediliyor hep. Girişimler, özellikle girişimciler, gençler belki verdikleri heyecanla bir anda böyle bir yıldız gibi doğup bir anda marka olup ünlü olmak istiyorlar. Yani artık girişimcilik de bir ünlü olma yolu olarak görülüyor Türkiye'de. Dolayısıyla 2-3 yıl sonra devam edemeyen, sürdürülemeyen girişimler de görüyoruz diyorlar baktığımızda ekosistemin içinde. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani devam eden, sürdürülebilir, başarılı bir girişim nasıl olur? Evet, yani şöyle, dediğim gibi doğru da bir yaklaşım olabilir. Yani herkes güzel bir fikirle ortaya çıkıp çabuk hemen onu başarıya ulaştırma, meşhur olma, belki zengin olma vesaire fikirleriyle de yola çıkıyor olabilir. Ama bence amacın bu olmaması lazım. Yani amacın aslında gerçekten bu ihtiyaca yönelik, bu işi ben yapabilirim, bunu da doğru şekilde ben yapıp ilerletip büyütebilirim diye planlı bir şekilde ilerlemek gerekiyor. Yani çok hızlı bir şekilde belki başarıya ulaşmak değil, ama emin adımlarla, doğru adımlarla ve güçlü adımlarla bence ilerlemek gerekiyor. Biz mesela kadın girişimcilerle ilgili başvuru kriterlerimiz var. Onlardan biri de mesela son 3 yıldır faaliyet gösteriyor olması. Mesela son 3 yıldır faaliyet gösterip belli bir ciro seviyesine ulaşıp şirketini bir yerlere taşımış bir kadını biz mesela artık şey görüyoruz, sürdürülebilir görüyoruz ve desteklemeye açık görüyoruz.
Yolculuğunun başında olanlar var. Çok daha uzun yıllardır girişimlerini yürüten kadınlar var. Aslında her seviyede mutlaka bir fayda sağlıyoruz, ona inanıyorum. Bu koçluk ve mentorluk eğitimlerinde şunu merak ediyorum. Liderliğe mi ağırlık veriyorsunuz yoksa grup çalışması mı? Yani tabii belki her ikisi de aslında iç içe ama girişimlerde bir lider mi daha önemlidir yoksa bir bütün olarak tüm kadronun aslında lider gibi olması mı? Aslında bizim programımız bir liderlik programı olarak geçiyor. O dediğiniz çok doğru. Ama ekip her zaman çok önemli. Yani siz lider olarak aslında fikir sahibi olabilirsiniz, şirketin yöneticisi olabilirsiniz. Ama her alanda gerçekten tek bir kişi olarak faaliyet göstermeniz, tüm şirketle ilişkili kişilerle aynı şekilde temas etmeniz mümkün değil. Dolayısıyla ekibi nasıl geliştirecekleri, ekibe işleri nasıl delege edecekleri, ekibi nasıl yönetecekleri, ekiplerindeki her bir kişinin aslında bir marka elçisi olarak nasıl konumlanması gerektiğine vesaire dair konuları da görüşüyoruz. O bence çok önemli. Liderlik gerçekten bir yetenek. Öğrenilebilen bence aşamaları da var, öğrenilebilen kısımları da var. Onları da konuşuyoruz ama ekip yönetmeyi, delege etmeyi. Çünkü kadın girişimcilerle yürüttüğümüz bu programda onu da gördük. Yani genelde her şeyi üstlerine almaya çalışıyorlar. Bütün yükleri sırtlarına taşıyorlar. Ama bir süre sonra şirketler büyüyor, rakamlar büyüyor, sorumluluklar artıyor. Dolayısıyla iyi bir ekip yönetimi gerçekten bence başarıda kaçınılmaz bir unsur. Peki şimdi devam edeceğiz. Girişimcilik ekosistemiyle ilgili son rakamları paylaşalım. Üçüncü çeyrek verileri geldi. 9 aylık tabloya baktığımızda ise Türkiye'de 40'tan fazla girişime 14 milyon dolarlık bir yatırım yapıldığını görüyoruz. Bu rakamların özellikle potansiyeli neler? Bundan sonra neler olabilir? Rakamlara bir bakalım. Üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye girişim ekosisteminin Ocak-Eylül dönemindeki yatırım performansı belli oldu. Türkiye'deki 43 girişim bu yılın ilk 9 ayında erken aşamada 14 milyon dolar yatırım aldı. Startups.watch'ın Türkiye'de girişim ekosistemine dair 3. çeyrek verilerine göre son 3 ayda 16 erken aşama girişim toplam 5 milyon dolar yatırım aldı. Böylece 2019'un ilk 9 ayında 43 girişime yapılan yatırımların toplamı yaklaşık 14 milyon doları buldu. Üçüncü çeyrekte en dikkat çeken anlaşma, İş Bankası Maxis ve Collective Spark'tan 2.1 milyon dolar yatırım alan Mutlu Bir Ev oldu. Öte yandan erken aşama yatırımlarda pazar yeri ve bulut tabanlı yazılım girişimler dikkat çekti. Finans teknolojileri, robotik, etkinlik ve yapay zeka girişimleri de en çok tercih edilen alanlardan oldu. Türkiye'de kadın girişimcilerin oranı da yükselişe geçti. Türkiye %14'lük kadın girişimci oranıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin önünde yer aldı. Avrupa'da %16'lık oranla İspanya ilk sırayı alırken Türkiye ikinci sırayı İsveç'le paylaşıyor. Türkiye'de girişimcilik ekosistemini konuşmaya devam ediyoruz. Özellikle yeni girişimler ve kadın girişimciler için ayrı ayrı verilen destekler var. Kadın girişimciler için son rakamlara bir bakalım. Ardından özellikle programların gelişimini biraz daha ağırlıklı konuşacağız. Şimdi liderlere baktığımızda büyüme hedefleri daha fazla kadınlar tarafında. Kadın liderlerin yine %52'sinin dış kaynaklara erişimi olmuyor. Bu da yaşanan bir başka sorun. En büyük engel ise sermaye erişimi. Girişimciler için. Bu da bir başka nokta. Belki buraya ayrı konuşabiliriz. Ve aile şirketleri önemli. Türkiye'de aile şirketleri aslında sorundu bir dönem ama artık kurumsallaşma, aile anayasası ile birlikte özellikle daha büyük işletmeler haline geldiğini, artık ihracat yaptıklarını, büyüdüklerini de görüyoruz. Bu da önemli bir nokta. Nasıl bir potansiyel var bundan sonrası için? Şöyle söyleyebilirim. Aslında biraz önce belki bahsetmeyi unuttum. Bizim kadın girişimci programımıza başvuran girişimcilerin bir kısmı aslında aile şirketlerinin ikinci, üçüncü jenerasyon yöneticileri de olabiliyor. Yani sıfırdan bir şirket kurmuş, bir fikir yaratmış kadın olabileceği gibi aile şirketini devralmış yöneten kadınlar da var. Ve bunu kurtaran görmek, kadınlar da var yani. Evet. Yani. Şirket tam böyle ikinci, üçüncü tabii, kuşakta borç evet. içindeyken evet. Ya da işte hani abiler, babalar çok kötü hale getirmişken şirketi orayı kurtaran kadınlar da var. Var, var. Kesinlikle çok doğru. Var öyle birkaç kadın girişimcimiz. Başarı hikayesi olan gerçekten. O da çok önemli bir başarı bence.
Yani güzel bir fikir bulup onun rüzgarıyla şirketi büyütmek ayrı, ama aileden kalan, kendi sorunları olan, çözülmesi gereken, yeniden yapılandırılması gereken şirketleri yönetip başarıya götürmek de bence çok büyük bir başarı ve bunu başaran birçok kadın var aslında. Dolayısıyla kadınların yönettiği şirketler gerçekten büyümede atılım sağlıyor, öyle düşünüyorum. Çünkü kadınlarla erkeklerin aslında düşünce yapısı biraz farklı. Kadınlar çok daha fazla danışmayı, fikir almayı, bu konuları değerlendirdikten sonra bir karara varmayı mesela yeğliyorlar karar alma süreçlerinde. Bence şirketlerin büyümesinde de bunun çok büyük bir payı olduğunu düşünüyorum. Karar alma süreçlerinde danışmak ve fikir almak bence kadınları güçlü kılan yönlerden biri. Onun dışında burada bahsettiğiniz dış kaynaklara ve sermaye finansmana erişim, bu gerçekten en çok tartışılan konulardan biri. Bizim verdiğimiz eğitimlerde de en çok ilgi çeken, soruların en çok geldiği, girişimcilerimize en çok aslında merak ettiren konulardan biri. Hı hı. Dediğiniz doğru, sonuçta kendi kaynaklarıyla aslında çok da kredi kullanmadan küçük küçük büyümeyi bir şekilde aslında tercih ediyor kadınlar. Kadınlar bir de borçlanmayı da çok sevmiyor genel olarak. Bir aslında bence yine düşünce yapılarından gelen, düşünce yapımızdan gelen bir konu olabilir. Ama çok fazla da aslında program var, fon var, banka var, kadınlara özel teşvikler, kadınlara özel krediler, kadın girişimcilere özel programlar yapan. Bir şekil aslında onlara bunları da nasıl değerlendirebilecekleri konusunda eğitmeye, öğretmeye, eğitim vermeye çalışıyoruz. Bu arada tabii şöyle de bir şey oluyor. O 10 kadın bir araya geldi, 10 kadın girişimci. Kendi aralarında bir kız kardeşlik ruhu da oluşuyor. Birbirleri arasında da çok güzel bir iletişim oluyor. Buradan yeni iş fikirleri de çıkıyor veya mesela bir finansman kaynağına ulaşan bir tanesi diğerine mesela bunu nasıl yapabileceğini de tavsiye ediyor. Dolayısıyla grup içi etkileşim de gerçekten bence çok faydalı. Büyük bir önem taşıyor aslında. Evet. Ya yani mesela startuplar için de bu konular bence geçerli olabilir. Onlar da yine dış kaynaklar, sermaye ihtiyacı her zaman tabii ki duyuyorlar. Siz nasıl bir destek sağlıyorsunuz bu noktada? Özellikle startuplar konusunda. Sizin verdiğiniz kendi eğitimleriniz ve bünyesinde verdiğiniz destekler var. Evet. Bunlardan yararlanmak için yani benim bir fikrim var, size geldim. Nasıl başvuru yapacağım? Size nasıl ulaşacağım? Sizden o desteği nasıl alacağım? Nasıl kendimi büyüteceğim mesela? Öncelikle hem startup hem de kadın girişimci programımızla ilgilenenleri bizim web sitemize web sitemizden başvurmaları konusunda yönlendirmek isterim. www.ey.com'da bu başvuru linkleri var. Veya şirketten bize ulaşırlarsa da kendilerine mutlaka yardımcı olmak isteriz. Belli kriterler var. Tabii ki bir program ortaya koyduğunuzda onu yönetmek için belli kriterler koymanız gerekiyor. Kadın girişimciler için şöyle, son 3 yıldır faaliyette bulunması gerekiyor. Son 2 yıl için yıllık cirosunun 3 milyon TL olması gerekiyor. Ve %25 veya daha fazla ortaklık payının kadın ortaklığında olması gerekiyor ve yönetimle ilgili kararların da yine kadın ortak tarafından alınması gerekiyor. Startuplarla ilgili de 3 aşamalı bir programımız var. Küçük, orta ve büyük ölçekli startuplara yönelik bunları tasarladık aslında. Küçük startuplar için yine mentorluk desteği öneriyoruz. Bize başvuracaklar, bir form var doldurmaları gereken. O formda aslında kendilerini, yaptıkları işi, iş konunu, neyi hedeflediklerini, bundan sonra cirolarını vesaire genel bir bilgi bizimle paylaşıyorlar. Biz daha sonra kendileriyle temasa geçerek mentorlarımızla onları görüştürüyoruz. Orta, aslında küçük ve orta seviyedeki diyeyim startup firmalarına özel hizmet paketleri oluşturduk. Biz Ernst & Young olarak bir denetim ve danışmanlık firmasıyız ve çok fazla aslında uzmanlık alanımız var. Startuplar içinde maliyetlerin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Onlara aslında kendi yolculuklarında güçlü bir danışmanla ilerlemeleri için özel bir hizmet paketi hazırladık. İndirimli ücretlerle vesaire onlara bu hizmetleri sunuyoruz. Yanında da yine mentorluk desteğimizi her zaman veriyoruz. Büyük startuplarda da onlarda mesela yeni bir yatırımcı bulma, yeni bir sermaye ortağı arama vesaire gibi konularda veya yurt dışına açılma, başka pazarlara açılma konularında eğer desteğe ihtiyaçları varsa onlara da her zaman bu tür destekler vermeye çalışıyoruz. Onları biraz aslında aşamalandırdık. Ama bu 3 aşamada verdiğimiz tüm destekleri her birine de verebiliriz.
Önemli olan onların ihtiyaçlarını aslında karşılamak. İhtiyaçları okuyup ona göre destek vermek. Bu gelen girişimlerde, startuplarda özellikle nedir farklı olan, birini diğerinden farklı kılan? Yani ağırlıklı tamam bu girişim tutar, işte bu startup büyür dediğiniz girişimlerin farkı ne? Startuplarda aslında yine orada da fikir tabii çok önemli. Orada kişilerle aslında birebir görüşüp neler yapmak istediklerini, nereye ulaşmak istediklerini, fikrin veya o dijital platformun tam olarak ne sağladığını anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla orada da dediğiniz gibi bir eleme süreci olacak. Yine fikrin güzelliği, büyütülebilir olması, sürdürülebilir olması ve de Türkiye'den aslında dış pazarlara açılmaya uygun olması bence önemli kriterler. Çünkü amacımız aslında bu Türk startuplarını biraz da bizim EY Global Network'ünde, global ağda bizim bu ağımızdan faydalanarak yurt dışına da açmak, tanıtmak. Evet, onların da zaten amaçları genelde iç pazar değil. Evet, iç pazar ama sonrasında hepsinin hedefi genelde dünyaya açılmak. Kuluçka merkezlerinde bu startuplar için nasıl değişimler görüyorsunuz? Siz çünkü kuluçka merkezlerine de destek programları hazırlıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Ve yüksek ücretler, yüksek ücretli destekler veriyorsunuz o tarafa da. Mentorluk, koçluk noktası da önemli. Yani ne kadar karşılayabiliyor kuluçka merkezleri startupların ihtiyacı, o birleşimi, özellikle birlikte çalışma ruhunu nasıl görüyorsunuz? Kuluçka merkezleri gerçekten bence çok önemli destekler veriyor startuplara. Bizim şu an başlattığımız bir tane mesela programımız var. O da İTÜ'de. İTÜ Magnet segmentindeki startuplara mentorluk desteği veriyoruz. Bu aslında mentorluk tamamen ücretsiz bir destek bizim tarafımızdan verilen. Tamamen onlarla aslında girdikleri yolculukta bir şekilde fikir alışverişinde bulunup onlara destek vermek, danışmanlık vermek, fikir vermek diyebilirim. İTÜ Magnet'te bunu gerçekleştiriyoruz. Ayın belli günlerinde orada bulunuyoruz ve bizimle görüşmek isteyen startuplar randevu olarak mesela bizimle geliyorlar. Birebir görüşüyoruz. Bazen yarım saat, bazen 20 dakika, bazen daha uzun. Bunlara başladık. Şu an mesela 3 tane mentor arkadaşım, ben dahil, ben de bir tanesiyim. 3 mentor olarak İTÜ'de bulunuyoruz ayın belli günlerinde. Şimdi unicornları soracağım. Başka bir tartışma konusu. İşte son yapılan açıklamada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı artık bu Turkorn dedi ismine ve Turkorn çıkaracağız. Türkiye'den asıl hedefimiz bu dedi girişimlere verilen desteklerle. Şimdi bu unicornların çıkması, bir yakın biliyorsunuz markamız vardı. Büyüyecekti, satıldı vesaire, bir gelen bir girişimdi. Türkiye'de unicornların çıkması için ne yapılması gerekir? Yani bu potansiyel var mı? Milyondan büyük işletmeler yurt dışına satılır mı? Amerika ile kıyaslandığında o Silikon Vadisi'ndeki büyük unicornlara baktığımızda, çünkü bizde de gelebilecek aslında ışık var özellikle girişimlerde, ama nasıl bir gelecek görüyorsunuz? Türkiye'den unicornlar çıkarabilir miyiz? Bence çıkarabiliriz. Yani şöyle, biz Türkiye'de biliyorsunuz insan kaynağı çok gelişmiş bir seviyede aslında. Biz bunu yabancı müşterilerimizle çalışırken her zaman duyuyoruz. Türkiye'deki insan kaynağının, yeteneğinin, İngilizce bilgisinin vesaire başka ülkelerle kıyaslanamayacak derecede iyi olduğunu her zaman bize iletiyorlar, söylüyorlar. Dolayısıyla bence insan kaynağımız, yeteneğimiz buna hazır. Fikirler de var, çok güzel fikirler de var. Sadece bu fikirleri bence desteklemek, bunlara teşvikler yaratmak ve bu kişilerin aslında Türkiye'de bu yatırımları yapmasını, bu güzel fikirlerin Türkiye'deki yatırımlarla büyümesini sağlamak, bence teşvik etmek önemli. Ben çok inanıyorum. Bence çıkacak. Yani dediğiniz gibi bir tane örneğimiz oldu en son satış yapılan, ama ben birkaç yılda çok daha fazla örnekler göreceğimize inanıyorum. Peki süremiz daralıyor. Son sorumu sorayım. Sizin yeni dönemde hedefleriniz neler? Yeni destek programlarınız var mı? Ya da EY olarak yeni girişim programlarına çalışmalarınız, kendi özelinizde hedefleriniz neler? Evet, biz bu Girişimci Kadın Liderler programımızı mutlaka her sene devam ettirmek istiyoruz. Ona gerçekten çok gönüllü olarak ve çok severek zaman ayırıyoruz. Oradan aldığımız geri bildirimlerle de dediğim gibi güzel bir program yaptığımıza inanıyoruz. Startup'a yeni başladık. O bizim aslında hedeflerimizden biriydi ve çok yeni olduğu için bugün size burada bahsedebildim. Onu da gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Startup'ların da başvurularını bize bekliyoruz. Bundan sonra da aslında destek verebileceğimiz, kendi
uzmanlıklarımız kapsamında yapabileceğimiz her türlü desteği her zaman vermeye çalışıyoruz. Bu programlara başvurmayan, yine de bizimle görüşmek isteyen, bizden fikir almak isteyen herkese de kapımız her zaman açık. Dolayısıyla aslında başvuruların yapılması gerektiğini en azından genç girişimcilere buradan söyleyelim. Müge Hanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerlendirmeleriniz için. Bu